O insanın bizi geçmiş olur. Bunu her zaman da söylüyorum da yeniliyorum da. Yani ben hiçbir zaman bir ustamı, bir büyüğümü hiçbir zaman kıskanmadım. Benim günün birinde şuna show programı yok. Show programı olursa veya bir radyom olursa en çok onların sanatçılarını yanında çıkardım. En çok onların sanatçılarını yanında. Hem de onları gördüğüm sıra yaklaşık 3-4 yıllar veri ambarı doğru yürüyorlar. Ve benim sanatçılarım da kendi aralarında zaten karar almışlar bir soru. Biz de bu insanın programına veya radyosuna yayınlanmak istemiyoruz. Yani orada ben bunu izahlere sordum dediği bana, ben prestij müziğin sanatçılarını yayınlıyordum radyomda, yalnız Mahsun Kırmızıgül çıktı, televizyon kanallarında bize ambargo koydular dedi ve o akşam açtım, madem böyle diyorlar, biz koyduğumuz yerde bundan sonra koymayın dedi. Biliyorum, yok öyle bir şey ya, var, yasak var. Bir insan ekmeğini oynayamazsın şimdi gel. Çok önemli bir şey. Bir de ben diğerlerine benzemek istemiyorum ya. Yıllarca herkesten kavga etti insan. Herkesle dalaşa girdi, küfürler atıldı. Herkese gidip bu adamı elini öptü. Ben üstüme. Ben bu adamın yanına gidip de durma. Ben çünkü çok kesin dedim. Ben bir adamın yüreğinde varsam varım. Yoksam beni hayat boyu koymasın yüreğine kadar. Öyleyim ya, açık söylüyorum. İnsanları seviyorum ama ben böyle kalksa televizyonlar işte barış, güler, dinler, işte, umut çekersin falan demem. Ekmeğim inen insana. Bu ister kadın olsun, ister kız olsun. Kim olsun? Bir insanı sevdim, tek sevdim. Çok kadar açık demek yok. Evet, geçtiğimiz hafta Mahsun Kırmızıgül Pazar Magazin'e yaptığı özel açıklamalarda İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu radyoda gerek kendisine gerek de sanatçılarına yer vermemekle suçlamış, ekmeğimle oynatmam demişti. Kırmızıgül'ün Pazar Magazin'e yayınlanan açıklamalarını izleyen İbrahim Tatlıses bu iddiaların yanıtlarını yine Pazar Magazin'de verdi. Geçtiğimiz hafta Pazar Magazin'de Mahsun Kırmızıgül'le ilgili bir röportaj hazırladım. Onunla konuştum. Sizinle de daha evvel konuştuğum konuları kendisine aktardım. Kendisinin bir ısrarı var. Onu yasal artılarınızı radyonuzda çalmadığınıza dair. Ben bir kez de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Bu yasak hala devam ediyor mu? Ediyorsa neden? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben isim de vermeyeceğim. Orada soruyorsunuz, diyorsunuz ki böyle bir televizyon programında söylemişsiniz. O hayır diyor. O hayır diyor ama yani belgeler var yani. Televizyon yalan söylemez. İnsanlar yalan söyleyebilir. Ama görsel yalan söylemez. Ben kendisi hariç bütün sanatçılar çalıyor. Kendisi de niye çalıyor? Kendisi çok iyi bilir. Kendileri bilirler yani, onlar bilirler. Biz bunları çalarken kendisi bir televizyon programında böyle sömürerek, halkı sömürerek, insanları sömürerek televizyon programında İbrahim Tatlıses kendi radyosunda bizim sanatçılarımızı çalmıyor. Beni çalmayabilir ama arkadaşlarımı niye çalmıyor? Hayır. Biliyorsunuz Rütü'ye bizim bir sorumluluğumuz var. Bir bantı, yani 24 saatlik bir bantı, radyo olsun, televizyon olsun, 5 sene saklamak mecburiyetindedir. Bu bantlar bizde mevcuttur. Yani kaybolacak bir hali yok. Bantlar bizde mevcuttur. Bantları arayabilirler. Buyurun, bizim arşivimiz orada. Çıkartabilirler. Tabii tabii, yayınlanıyor mu yayınlamıyor mu? Benim diğer sanatçı arkadaşlar bir problemim yok. Onunla da bir problemim yok. Onlar kendi kendilerine problem yapıyorlar. Çünkü İbrahim Tatlıses'in ipine sarılmak insanları bir yere getirebilir. Evet, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül'ün aksine radyosunda prestij müziğe bağlı sanatçılara yer verdiğini söylüyordu. Mahsun Kırmızıgül'ün İbo ekmeğinle oynuyor iddialarına ise ateş püskürüyordu. Bir insan ekmeğini oynayamazsın Nican. Çok önemli bir şey. Benim onun bunun ekmeğiyle oynamak gibi bir niyetim yok. Benim ekmeğim var, aşım da var. Ve benim Türkiye'de şeklim de belli, ortamım da belli. Yani ben yıllarca benimle başkaları, milyonlarca insan uğraştı, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Yani bu arkadaşlar kendilerini ön safa çıkartmak için bir de halkı sömürerek insanları böyle yanlış şekle sokuyorlar yani. Beni yanlış anlatmaya çalışıyorlar ama ben insanların kalbine dediğim gibi kazmayla kürekle girmişim. İnsanların kalbine yer etmişim, kazmışım, eşmişim, oraya yerleşmişim. Ama bu kazma kürekle girerken bir damla kan dahi akıtmamışım. Ben onların kalbindeyim. Benim için o, bu, öbürü, hiçbiri ne derse desin, oradan sökmeleri mümkün olmadığı gibi gelsinler, vazgeçsinler böyle bu tür tartışmalardan. Güzel şeyler değil bunlar. Bunlar güzel şeyler değil. Çünkü ben hayatım boyunca böyle şeyleri sevmedim. Yapmadım. Ben terbiyesiz adamı sevmem. Terbiyeli adamı her zaman ayağım böyledir.
elinde böyledir. Terbiyesiz adama suratına bile bakmam. Niye bakayım ki? Edepsizse, terbiyesizse, utanmazsa niye bakayım? İnsanlar edebini, terbiyesini bilecek. Bilmediği zaman benim kapım kapalıdır. Yıllarca herkesten kavga etti insan. Herkesle dalaşa girdi, küfürler atıldı. Herkese gidip bu adamı elini etti. Ben üstüme. Ben varım yanına gidip durma. Ben çünkü çok kesin dedim. Ben bir adamın yüreğinde varsam varım. Yoksam beni hayat boyu sevmesin yüreğine kadar. Şimdi orada bir de diyor ki sizin programınızda diyor ki gelsin elimi öpsün. Ben öyle bir şey demem. Zaten el öptürmem. El öptürmeyi sevmem. Öyle bir şey de demem. Bir de bir şey daha var diyor ki benim yaşım kadar onun müzik şeyi var diyor. Herhalde o arkadaş 21 yaşında. Ben 21 senedir müzik hayatındayım. Herhalde benim 21 senelik bir şeyim var. Onun da yaşı 21 olsa gerek. Belki bilmiyorum. 21 yaşındadır. Yaşım kadar o insanın müzik etkisi var. Bunu her zaman ben söylüyorum da yeminliyorum da. Yani ben hiçbir zaman bir ustamı... Elektronik bu. Tamam. Zaten arkadaş diyor ki onun yaşı kadar yani benim yaşım hayatı var diyor. Ben 37 yaşında müziğe başlamayayım. Yani 37 senedir müzikte değilim. Ben 21 senedir müzikteyim. Bu arkadaşın da yaşı herhalde 21'dir. Ama zaten kendi kendine konuşuyor. Yani İbrahim Tatlıses'le uğraşmak çok kolay değil ya. Arkasında ordu var, ordu. Bir kitle var. Yani beni kullanıyorlar, kullanmasınlar. O zaman beni konuşmasınlar ya. Madem kendi başlarına bir şeyler, beni konuşmasınlar. Niye beni konuşuyorlar? Niye sürekli ben? Benim yaşımda değiller ayrıca ya. Ben yaşlı başlı adamım yani. Onlar genç çocuklar da. İsimler gençlerle uğraşsınlar. Yok ki, sermayeleri yok. Sermayeleri İbrahim Tatlıses. Kullanın, helalı hoş olsun. Öpüyorum sizi.